İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Anakumanda masasında arkadaşımız Gani Marvas görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Ebu Bekr vekilimdir. Hak Teâlâ emriyle Arasat meydanına yakuttan bir taht konur, hem de tam ortasına. Bu tahtın üzerine Hazreti Ebubekir Hak Teâlâ emriyle gelip oturuverir. Sonra sağ tarafına taht konulur altından. Buna dahi bir melek oturur Hak katından. Bir de gümüş taht konur meydanın sol yanına. Bir başka melek dahi oturur gelip ona. Sağda oturan melek ayağa kalkar önce. O gün mahşer halkına hitap eder şöylece. Der ki, ey Müslümanlar, Rıdvan'dır adım benim. Cennetlere müvekkil, vazifeli meleğim. Bana emreyledi ki Allahü Azimüşşan, cennet kapılarının anahtarını şu an alarak Habibime ver o anahtarları. O kimi ister ise içeri al onları. Rabbimin bu emriyle o anahtarları ben cennet kapılarından alarak bugün hemen götürdüm vermek için Allah'ın Resulüne ve Rabbin bu emrini ilettim kendisine. Dedim ki, Hak Teâlâ verdi ki bir talimat, İş bu anahtarları vereyim sana bizzat. Senin razı olduğun kim varsa bugün eğer, cennete götüreyim onları birer birer. Lakin o buyurdu ki, şu anda çok işim var. Ümmetim bu mahşerde hayli sıkıntıdalar. Sen bu anahtarları bana verme kardeşim. Bugün ben ümmetime şefaat edeceğim. Sen bunları götür de Ebu Bekir'e teslim et. O görsün bu hizmeti. Vekilim odur elbet. Ben dahi baş üstüne diyerek iş bu emre, verdim anahtarları Hazreti Ebu Bekir'e. Cennetin kapısında duracak kendileri. Razı olduklarını alacağım içeri. Kimden razı değilse Hazreti Ebu Bekir, onu almam içeri. Böyledir zira emir. Rıdvan bitirir sözü ve oturur yerine. Soldaki melek kalkıp başlar şu sözlerine. Der ki, ey mahşer halkı, Malik'tir adım benim. Ben dahi cehenneme müvekkil bir meleğim. Rabbimiz cehennemin anahtarlarını da almamı emreyleyip buyurdu ki bana da, götür ver Habibime sen bu anahtarları. O kimi istiyorsa ateşe at onları. Ben de anahtarları götürüp ona verdim. Rabbimizin emrini kendisine ilettim. Dedi ki, ey kardeşim, çok işim var şu saat. Günahkar ümmetime edeceğim şefaat. Sen bu anahtarları Sıddık'a teslim et ki, benim vekilim odur. O görsün bu hizmeti.
Ben de aynı şekilde peki deyip bu emre, verdim anahtarları Hazreti Ebu Bekir'e. Kim varsa Ebu Bekir'in razı olmadıkları, cehennem ateşine atacağım onları. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim Hulefai Raşidinden Hazreti Ali radıyallahu teala an buyuruyorlar ki, gerçek dost ayıbını görüp nasihat eden, gıyabında seni koruyan ve seni kendine tercih edendir buyuruyor Hazreti Ali kerremallahu vecce. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Ben hocama soru soracaktım Mustafa Bey. Buyurunuz efendim, dinliyor hocam sizi. Hocam sizden Allah razı olsun. Ben seni 30-35 senedir dinliyorum. Şükür bu sene aradığımda konuşmayı yaptım. Çok heyecanlıyım. Çok özür diliyorum hocam sizden. Ben size bir şey soracaktım. Benim kız kardeşimle 11-12 senedir veyahut da 15 senedir konuşmuyorum. Ama çok kötülük etti. Ama çok üzülüyorum. İçimden çok şey geliyor ama konuştuğum zaman böyle psikolojim bozuluyor. Ben bundan ne yapabilirim? Bunu birinci sorum, bunu soracaktım. İkinci sorum da hocam oğlumun sorusu. Bunu çok özür dileyerek soruyorum. Oğlum da 20-25 senedir sizi dinliyor hocam. Benim namazına, abdestine çok düşkündü. Bu aralar kafasına bir şeyler takılıp dine karşı bunda bir soğukluk, bir soru, şeyler, soruşturmalar oldu. Bunu size sorayım. Bir tane açıkçası size çok güveniyor. Size ulaşamıyor, çalışıyor tabii ki. Cariye hakkında bir şeyler yazdı, bana verdi. Cariye de bir erkek 4 kadınla evlenebilir diye biliyordum diyor. Ama cariyelerde nikah kıymak, cariye dediğimiz savaş esirleri, kadınlarla yani kölelerle de toplumda 4 erkek, 4 kadınla evlenebilir nikah kıyarak. Öğrendim ki hukukta cariye ile birlikte olmak, özür diliyorum hocam çok heyecanlı olduğum için, 4, orada da 4 kadınla evlenebilecek nikahla, dini nikahla, ama dini nikah kıymadan alabiliniyormuş. Böyle bir şey var mı hocam? Ben Kur'an-ı Kerim'in Türkçe açıklamasından bu şeyleri şey yapıyorum. Türkçe açıklamasına şey yapma diyorum ama inandıramıyorum hocam. Bir de Nisa suresinin 24. ayetinde diye soruyor. Savaş esirlerine 24. ayette tamam, sahip olduğu. Anlaşıldı efendim cariye. Orası. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Yani neye takıldığını anladık. Hı-hı. Evet hocam. Peki. Sağ olun. Bunları eğer açıklasanız çok teşekkür ederim. Bir de dua istiyorum hocam. Allah sizden razı olsun. Allah size iki cihaz saadeti nasip etsin. Peki teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Tamam efendim. Tamam. Diğer dinleyicilerimize mani olmayalım. Buyurunuz efendim, ikinci dinleyicimizle görüşelim. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı. Buyurun. Hayırlı günler efendim. Size de efendim. Buyurun. Hayırlı günler hocam. Allah sizden razı olsun. Allah size hepinize uzun ömürler versin hocam. Bu sebebi istedim. Teşekkür ederiz. Buyurunuz efendim. Hocam babam vefat edeli 20 sene geçti. 20 sene olacak belki de. Hani annem evliliği boyunca çok eziyet görmüş. Yani işkence etmiş. Hani öldüğü zaman hocam helallik ederken hani isterken annem içinden beddua etmiş. Hala unutamıyor annem yaşadıklarını. Hani çok üzülüyor. Çok sinirleniyor. Gene de beddua ediyor. Bunun bir anneme bir günahı var mı? Hala hani aklına geldikçe çok üzülüyor, çok sinirleniyor, çok beddua ediyor, ağlıyor. Hani bazen cennet yüzü görmesin falan diyor. Hani anneme diyorum hani böyle yapma falan. Hani bu annem için uygun mu? Hani babam vefat ettiği zaman da hani annem hani yüzüne bakarken gülmüş, hani bana gülümsedi falan demişti. Tamam. Yüzü böyle bir gülümsedi falan. Öyle sıvazlamıştı annem. Böyle bana bir güldü falan demişti. Gülümsedi demişti. Ben, tamam hocam, efendim. Başka sorunuz var mı? Yok, sağ olun. Çok peki, teşekkür ederim. Sağ olunuz. Hayırlı günler efendim. Buyurun hocam. Efendim şimdi
İlk dinleyicimiz, ben dedi senelerdir dedi kız kardeşimle konuşmuyorum. Onunla konuşunca çarpınca kimyam bozuluyor. Ya bu ölçüyü herkes kendisi tutturması lazım. Talimatla veyahut da şunu şöyle yap, bunu böyle yap demek suretiyle bu olmaz. Bunun tek sebebi her iki tarafında aynı şekilde dinini iyi bilmemesinden kaynaklanan bir hadisedir. Biz yıllardır mesela diyoruz ki tam Hilmi Hazreti Tebedi'ydi, İslam ahlakı, on sana faydalı bilgiler, herkese lazım olan iman kitabı, habire söylüyoruz. İyi de mesela diyor ki 35 senedir ben dinliyorum. İyi dinliyorsun da çocuğun şimdi Kur'an tercümesi okuyor. Eğer o çocuk tam Hilmi Hazreti Tebedi kitabını veyahut da faydalı bilgiler kitabını başlangıçta evde olup da onu okutursaydı, okusaydı bu çocuk bu noktaya gelmezdi. Bu çocuk bu noktaya gelmezdi. Ve 15 sene, 20 senedir de aynı şekilde küstürmezdin. İslam ahlak kitabını okuyan bir kimse mudaran ne demek olduğunu anlar ve ondan sonra zaruret kadar görüşür. Diğer onun moralini bozacak veya şey yapacak işlere girmez, sözlere girmez. Ziyaretini yapar çeker gider. Kapatırdı. Bu talimatlı olacak bir şey değil. Ondan sonra da yamukluklar meydana gelince ben şimdi ne yapacağım? Başından düzelmedin ki ya, başından tam düzelmiş olsaydın bu yamuklukların hiçbirisi meydana gelmezdi. Şimdi ne yapması gerekir? Bir kere benim moralim bozuluyor. Hani şey arar gibi oluyor biraz. Bana ruhsat verin. Dini sahip biz değiliz. Biz kitaplarda yazılı olanı naklederiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 güne kadar izin vermiş. Küstürmeye 3 güne kadar izin vermiş. 3 günden sonra günah yazılmaya devam ediyor. Yani hale buradaysa arşın burada. Kitaplarda bunlar açıkça yazılı. Efendim ben yapamayacağım. Paşa gönlüm bilir. İster yap, ister yapma. Çünkü toprağın altı hepimizi bekliyor. Orada önümüze koyacak. İnanmıyorum. İnanma. İster inan, ister inanma. Paşa gönlüm bilir. Tercih sana ait. Hesabını Cenab-ı Hak soracak. Cenab-ı Hak soracak. İster inan, ister inanma. İster yap, ister yapma. Nasıl istersen. Nasıl istersen. Paşa gönlün nasıl isterse. Ama bu senin o paşa gönlünün tercih ettiği şey bir gün önüne konacak, merak etme. İstesen de istemesen de, inansan da inanmasan da. Çok kimse böyle bağırdığı, çağırdığı, zulmettiği, makamını kullandığı insanları tahkir etti, tepeden baktı, zenginliğini kullandığı insanları hakir gördü ama hepsi tepedakla koptu gitti. Ya Musa Aleyhisselam'ın akrabasıydı o Karun. Ya Mustafa Bey, şimdi insan okurken çarpınca akıdan çarpacak. Ya hazinesini değil ya. Hazinelerin anahtarını 40 katır taşıyordu. Ya adam o kadar çok zengin olmuş ki ev yaptırıyor evin tuğlaları altından. Tamam mı? Onun için dillere destan olmuş. Şarkı sözlerine bile girmiş. Karun gibi malın olsa neyleyim diye, değil mi? Evet. Ne fayda? Ne fayda? Karun gibi malın olsa ne fayda? 1000 sene ömrün olsa ne fayda? Nuh Aleyhisselam yaşadı. Vefat etti o da. Adem Aleyhisselam 2000 sene yaşadı. Vefat etti. Burası böyle bir yer. Burası böyle bir yer. Evet ben işte ben falan kendi kendini kandırma. Peki ne yapacak bu? Barışacak. Öyle küstürmek yok. Mudara edecek. Mudara edebilmesinde İslam ahlak kitabını okuyacak. Ne yapırsan da köpürsen de yok başka çaresi bunun. İşte sonra ikinci suali de oğlum dine karşı soğudu. Soğur tabii. Çünkü şey okumaya başladı söyleyiver. Kur'an tercümesi okumaya başladı. Onu yapanlar da aynı şekilde zındıktır. Zaten onlar da aynı şekilde dinden uzaklaşsın diye yapıyor. Dolayısıyla kafir olur gider. Kafir olur gider. Efendim işte cariye meselesine takılmış. Bir arkadaşım cariye meselesi. Bu dünyadaki bütün ülkeler savaştığı zaman o savaş hukukuna göre ya ölürsün, teslim olursan da erkekler köle. Yani hepsi de köle, yani kadını köle. Ya köle olur. Cariye de köle. Bunlar demek. Artık mal gibi alınır satılır. İnsan hakkı da ne insan hakkı be? Hangi insan hakkından bahsediyorsun? Var mı şimdi zamanımızda? O dünyada aynı şekilde insan hakkı dedikleri falan filan hepsi hikaye.
Geç aynı şekilde sen Türkiye'nde bile. Moda evleri veyahut da aynı şekilde benzeri şeyler. Kadınlara hazırlanan tuzaklar. İstediği gibi giydiriyor, istediği gibi şey yapıyor. İşte şunu yapıyor, bunu yapıyor. Netice itibariyle cariye hükmünde bunların hepsi. Yani köle hükmünde. Halen öyle. Kiminle yatıp kalktıkları bile belli değil. Zamanımızda da aynı şekilde, başka şekilde bu devam ediyor. Adı öyle değil ama başka şekilde. Adı cariye, adı köle değil ama... Adı şimdi şan şöhret işte senin ismini bilmem nelere yazdıracağız falan filan tamam. Ondan sonra ne oldu? Kadın oldu köle. Neyin? Şöhretin, paranın oldu kölesi. Ondan sonra artık ne ev olur, ne bark olur, ne evlilik olur, ne bilmem ne olur. Yani her türlü kötülük erkeklerin elinde oyuncak olur, zenginlerin elinde oyuncak olur. Öyle değil mi zamanımızda? Kafası takılmış. Tam İlmihal Saadet'te bir kitabını okusaydı bunlar yerli yerine otururdu. Şimdi böyle oldu da bu nasıl olacak? Öldüğün kör olacak. Sen kendi kafana göre aynı şekilde hareket edersen, yanlış yanlış şeyler de öğrenirsen. Efendim işte burası takıldı ben dinden soğuyacağım. Paşa gönlüm bilir soğursan soğu arkadaşım ya. Yani orası takılınacak bir konu değil. Yani çok basit bir konu aslında. O zamanki hukuka göre düşüneceksin yani. Öyle bir hukuk var yani. O günkü şartlarda. Yani Hristiyanı, Yahudisi de, Müslümanı da O düzenlenmiş bir şey yani. Mevcut o. İslamiyet bunu yıkmak için geldi. Hadise bundan ibaret. Efendim işte cariye nikah kıymamış o. Ahmak adam zaten mal diye bakıyor ona, tamam mı? Mala nikah mı kıyılır? Cariye ile Müslüman bir kadının arasında ne fark olacak o zaman? Değil mi? Müslüman kadının değil mi? Kıymeti nasıl açığa kıymeti çıkacak? Nasıl olacak? Nikahla açığa çıkacak. Peki ne yapsın bu? Bunlar Müslüman da değildi aynı zamanda. Ne yapsın peki? Oğlan ne yapsın? Eğer söz dinliyorsa tam İlmihal Saadet'te bir kitabını okusun. Tam İlmihal Saadet'te bir kitabını. Önce İslam ahlakını sonra Saadet'te bir kitabını. Ve o Kur'an tercümesini de bıraksın. Hatta imha etsin elinden. Çünkü piyasada bu İslamiyet'ten uzaklaştırmak isteyenler farklı farklı. Bir kısmı da tek kaynak Kur'an diye Kur'an tercümesini yaymaya çalışıyor. Onu hizmet zannediyor. Halbuki o Kur'an tercümesini okuyan dinden uzaklaşıp gidiyor. Niye? Çünkü okuyanın anladığını yazdı oraya. Allah'tan kelamındakini muradı anlamadı. Cahil. Belki de aynı şekilde bunu kendisi sapıktı. Veyahut da birileri aynı şekilde baktık kullanılacak müsait birisi. Para verdiler, sen böyle tercümeler yap dediler. Televizyonlarda falan konuşup duruyor. Tek kaynak Kur'an deyip kendi kafasına göre. Hatta ilahiyat profesörlerinden çok öyle zındık. Çok öyle. Hatta bir tanesi televizyonda aynı şekilde konuşup duruyor. Konuşturup duruyorlar. Ve zaten kendi cibilliyetlerine uygun kanallarda çıkartılıyor bunlar da. Allah-u Teala şerlerden muhafaza buyursun. Bunun için de çoluğumuza çocuğumuza İslam ahlak kitabını, Saadet-i Ebedi ve her şeyden önce de biraz da faydalı bilgiler kitabını, Hakikat kitabını yayınladı. Bu kitaplar okunmadı müddetçe. Bu fırtınada, bu rüzgarda bir kimsenin ayakta kalması, dinini koruması, dinsizlerden yakayı kurtarabilmesi mümkün olmaz. Eğer imanını kurtarmak istiyorsa, mutlaka bu Saadet-i Ebedi kitabını mutlaka okuması lazım. Aksi halde savrulur gider. Efendim zaman zaman bize de müracaat ediliyor. Efendim hangi Kur'an tercümesini tavsiye edersin? Yok. Tercüme edeceğimiz hiçbirisi yok. Ve tavsiye de etmeyiz zaten. Ha, daha önce mesela zaten tercüme yoktu. Meal vardı. Efendim bunlarınki meal. Meal değil bunlarınki. Piyasadakiler meal değil. Mesela Saadet-i Ebedi diye alınmıştı. Tefsiri Tıbyan diye. O mealdir aslında. İki cilttir orijinali Osmanlıcası. Onu Latince'ye çevirdiler mi bilmiyorum. Meal hiç olmazsa teferruatlı ne buyurulduğu hakkında bir fikir veriyor. Tercüme kütük böyle kendi kafasına göre hele Arapça biliyorum diyor falan. Arapça biliyorum da Saadet-i Ebedi kitabında anlatırken bir nakil var orada buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim anlayabilmek için Arapçanın Kureyş lehçesini de iyi bilmek lazım. Kureyş lehçesini de iyi bilmek lazım. O lehçede o kelime hangi anlama geliyor? Çünkü o lehçe üzerine nasir olmuştur buyuruluyor. Her lehçe değil, her Arapça bilen de zaten anlamıyor bunu. Anlaması da mümkün değil. Dolayısıyla efendim yani Hakikat Kitabı yayınlamış olduğu o kitapları alıp okumadığı müddetçe bir kimse bu zamanda imanını muhafaza edemez. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var.
sohbetimizin başlığı zekat vermeyenlerin hali. Zekat vermek, Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretinin 2. yılında Ramazan ayında farz oldu. Her Müslümanın nisap miktarındaki zekat malının zekatını vermesi şarttır. Resulullah Efendimiz veda haccında buyurdu ki, malınızın zekatını veriniz. Biliniz ki zekatını vermeyenlerin namazı, orucu, haccı ve cihadı ve imanı yoktur. Yani zekat vermeyi vazife bilmez, farz olduğuna inanmaz, vermediği için üzülmez, günaha girdiğini bilmezse kafir olur. Senelerce zekat vermeyenlerin zekat borçları birikerek bütün malını kaplar. Malı kendinin sanıp Müslümanların o malda hakkı olduğunu hatırına bile getirmez. Kalbi hiç sızlamaz. Bu mala sımsıkı sarılmıştır. Böyle kimseler Müslüman olarak tanınır. Fakat bunlardan imanını kurtaran pek nadir bulunur. Zekat vermek Kur'an-ı Kerim'in 32 yerinde namazla birlikte emredilmektedir. Tevbe suresi 34. ayeti kerimesinde mealen, malı, parayı biriktirip zekatını Müslüman fakirlere vermeyenlere acı azabı müjdele buyuruldu. Bir İslam büyüğü zenginlere nasihatinde buyurdu ki, ey mağrur zengin! Dünyanın çabuk geçip gidici malı, parası seni aldatmasın. Bunlar senden önce başkalarınındı. Senden sonra da başkalarının olacaktır. Cehennemin şiddetli azabını düşün. Zekatını ayırıp vermediğin o mal, uşrunu vermediğin o buğday hakikatte zehirdir. Kur'an-ı Kerim'de üç şeyle beraber bildirildi. Bunlardan biri yapılmazsa, ikincisi kabul olmaz. Resulullah'a itaat edilmedikçe, Allahü Teala'ya itaat edilmiş sayılmaz. Ana babaya şükredilmedikçe, Cenab-ı Hakk'a şükredilmiş olmaz. Malın zekatı verilmedikçe, namazlar kabul olmaz. Yani namaz kılanlara vaat edilen büyük sevaptan mahrum kalır. Sadece namaz borcundan kurtulmuş olur. Ey gaflet içinde yüzen zengin! Bu kıymetli ömrü haram mal yığmakla ne zamana kadar ziyan edeceksin? Azrail aleyhisselam gelip canını zorla alacağı, ecel arslanının pençesini sana takacağı, can verme acılarının başına geleceği, şeytanın imanını çalmak için kastedeceği, dostlarının vah vah öldü, siz sağ olun diye evladına taziyede bulunacakları vakti düşün. Ahirette bize yarayan bir iş yapmadın, hep beğenmediklerimizi yaptın denildiğinde ne cevap vereceksin? Düşün, kabir ve ahiret suallerine ne cevap hazırladın? Kendine acı, suale çekileceksin. Halbuki verecek cevabın yok. Cehenneme girersen ateşine dayanamazsın. Kendine ve başkasına öyle iyilik yap ki, başkası iyilik yapınca sen yaptı sansınlar. Kendine, başkasına kötülük etme ki, başkası bir fenalık yapınca sen yaptın sanmasınlar. Eğer malını seviyorsan niçin bırakıp da gidiyorsun? Beraberinde götür. Allah için ver ki malın ahirette seninle beraber olsun. Bunu yapamıyorsan hiç olmazsa zekatını ver de ahirette azaptan kurtul. Hacı Abdullah Ensari Hazretleri buyurdu ki, malı seviyorsan yerine sarf et de sana sonsuz arkadaş olsun. Eğer sevmiyorsan ye de yok olsun. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz efendim. Efendim, ikinci dinleyicimizin tek bir suali vardı. O da birinci dinleyicimizdeki olduğu gibi.
o kız kardeşiyle. Bu da babam dedi anneme çok zulmetmiş dedi. İşte vefat etmeden önce helallik dilemişler herhalde. Gönülsüz helal etmiş. Şimdi beddua edip duruyor diyor annem diyor. Hatırladıkça beddua ediyor. Hatırladıkça beddua ediyor diyor. Bu annemin yaptığı uygun mu? Uygun değil. Tamam adam zulmetti. Şimdi sen başlamışsın zulme be arkadaşım. Bu yine beddua ediyor. Adam sana ne kadar zulmetti? Bir ton. Değil mi? Evet. Sen şimdi senelerdir beddua ediyorsun. Senin beddua ettiği 2 ton. Ne olacak şimdi? Sen hala haklıyım diyorsun. Ne olacak şimdi? Kocan senden alacaklı oldu. Kitaplarda buyuruyor ki böyle yapmak ahmaklıktır. Böyle yapmak ahmaklıktır. Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar. Kardeşim buyuruyorlar. Çok kimse efendim ben işte hakkımı alacağım, hakkımı alacağım diyor. Yarın mahşer günü mizanın başında aklımı alacağım. Ama dünyada habire konuşuyor, habire konuşuyor. Onun gıybetini yapıyor, durmadan yapıyor. Ya oraya baktığı zaman ya borçlu çıkarsa? Borçlu çıkıyor tabii ki. Oraya gidince borçlu çıkacak. Ne derdinizin zoru? Ne derdinizin zoru? Allah-u Teala havale et gitsin. Efendim hayır dua etmeyeceğim. Ya hayır dua ettiğin zaman da kendine ediyorsun. Kendine ediyorsun. Yani beddua ettiğin zaman... Şimdi güya haklıydın ya, sana zulmettiydi ya, işte yeri cehennem olsun, bilmem ne olsun falan deyip duruyorsun falan. İyi de arkadaş sen durmadan aynı şekilde beddua ede o şeyi yedin, bitirdin ve eksiye geçtin. Yani alacaklı durumundan borçlu durumuna geçtin. Borçlu durumuna geçtin. Bunun için de kitaplarda anlatırken buyuruyor ki, mesela biz de naklediyoruz. Bazı dinleyicilerimiz bazen şey yapmıyor. Hatta yayına çıkınca hemen arayan dinleyicilerimiz oluyor falan. Bir seferinde olmuştu işte. Kardeşindir, yakınındır, annendir, babandır, neyse amcandır, teyzendir. Sana haksızlık etmişlerdi falan. Helal etmek karlıdır, helal etmek faydalıdır diye çıktık. Hemen bir telefon dedi. Sen dedi abim bana neler yaptığını biliyor musun? Ben ne bileyim senin abin neler yaptığını ben nereden bileceğim? Beni çektiğimi sen çeksen. Böyle rahat rahat stüdyoda konuşmazdım falan. Vallahi ben geçmiş gelecek, geçmişleri helal ettiğim gelecekleri de helal ediyorum. Çünkü bir kere %100 alacaklı olduğumu nereden biliyorum ben? Değil mi? Ben var ya ben diye başlıyor falan. Bir dakika arkadaşım senin benim oradaki sözüm geçerli değil. Orada mutlak adalet terazisi kullanacak. Allah-u Teala'nın ölçülerine göre hareket edecek. Dünyadaki gibi değil. Efendim avukatımı çağırayım, yalan şahit getireyim. Yok bunların hiçbirisi yok. Açık net senin yaptığında söylediğinde karşı tarafın yaptığı söylediği de açık net ortaya dökülüyor. Melekler tıkır 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 hepsini şey yapıyor. Sen borçlusun sen alacaklısın tak diyor ne çıkıveriyor. Ana şaşırıp kalıyorsun onu sana. Mutlak adalet tecelli edecek orada. Mutlak adalet tecelli edecek. Dolayısıyla karlısı nedir bunun? Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarında yazdığı gibidir. Helal etmek dünyadayken. Bir, helal edersen kaç kuruş helal ettin? 50 kuruş. Ya Allah-u Teala 50 kuruşun karşısında 500 lira veriyor, 5000 lira veriyor, 500 bin lira veriyor. Hangisi karlı ya? Öbürsü karlı tabii ki helal etmek. İki, yarın mahşer günü hesabın görüldü. Ha diyelim ki işte bizim zamanımızda 10 üzerinden not verildiği için 4.5 alan geçiyordu. 4.5'u yakaladın. 4.5'u yakaladın. İşte ite kaka falan neyse kurtardın bahçeyi. Eline aynı şekilde sertifikanı da verdiler. Ama melekler seni bir türlü götürmüyor. Dermişim ki niye götürmüyorsunuz? Senin alacağın var. Kimle? İşte falan da. Ne kadar? 3 gram. Ya ben helal ettim. Madem şu dünyadaydı. Ne zaman sıra gelir? 1000 sene sonra. Dünyada helal edecektin yani. Tabii dünyada helal edecektin. Şimdi yok. Şimdi orada... Peki ona sıra ne zaman gelecek? 1000 sene sonra diyorlar. Tamam mı? 1000 sene bekleyeceksin. 3 gram olmak için. Tamam mı? Helal et gitsin yani. Orada yok. Dünyada. O dünyada. Sen 3 gram alacağını helal ediyorsun. Allah-u Teala 3 kilo veriyor ya karşısına. 300 kilo veriyor. Hangisi ama ben hakkımı helal edersem onun da yaptıkları yanına kar kalacak. Hah işte orada yanılıyorlar.
ve gelen şeyde hep orasını dediğiniz gibi anlıyorlar. Dediğiniz gibi anlıyorlar. Halbuki öyle değil o. Ben hakkımdan vazgeçtim. Ama Allah-u Teala yasak ettiydi. Sövmeyi, dövmeyi, başkasının malını gasp etmeyi, Cenab-ı Hakk'ın kanununda yasaktı o. Hakaret etmeyi. Hakaret etmeyi yasak etmişti. Sen o yasağı çiğnedin. Ben sadece Allah-u Teala'nın o emrine karşı gelerek sen kalktın, bana zulmettin. Tamam mı? Benim malımı gasp ettin, bana hakaret ettin, bana sövdün. Ben yine daha incekinde helal ettim dedim hakkımı. Ben kendim için yaptım bunu. Tabii. Kendimi kurtarıyorum için. Yani. Benim onun günahları silinmiyor ki ben helal edince. Silinmiyor. O duruyor. Hatta bir de keyifleniyor. Salak herif hakkını helal etmeyeyim de ne yapacaktı falan filan. Görürsünüz. Öyle derse zaten onu da yazıyorlar. Tamam, onu da yazıyorlar. Görürsünüz. Mahşerin önüne bir koyarlar. Hık hık ya. O zaman aklın başına gidecek. Peki şu hatıra gelebilir. İyi de yani hiç mi telafi olma imkanı yoktur? Yani amel defterinden silinemez mi? Silinir. Fudayl bin İyad Hazretleri gibi ağlayarak, yalvararak hak sahipleriyle gidecek, yalvaracak, helallaşacak. Helallaştıktan sonra da ağlayarak tövbe edecek. Allah-u Teala tövbesini, o helallaşmayı o insanlar kabul etti. Tamam dediler. Ben hakkımdan vazgeçtim, helal ettim. Hadi güle güle dediler. Ondan sonra Allah-u Teala tövbe etti. Allah-u Teala tövbesini kabul etti. O zaman silinir. Mahşerde öyle bir şeyle karşılaşmaz. Yani adamın hatırına tövbe, helalleşmek ne? Tövbe etmek de gelmiyor, helalleşmek de gelmiyor. Ben sadece helal ettim. Belki duydu, belki duymadı bile benim helal ettiğimi. Efendim onun yanına kar mı kaldı? Ne karı ya? Adam yüklendi gitti. Adam yüklendi gitti. Orada canını okuyacaklar onun. Orada canını okuyacaklar. Ancak zaten Mustafa Bey dinin emrini bilmiş olsaydı o kimse gelir, zulmettiği kimsenin kapısını çalar. Gasp ettiyse çalar. Hırsızlık yaptıysa, hakaret ettiyse özür diler, yalvarır, yakarır. Ya netice itibariyle hepimiz insanız. Yani baktı adam bana hakaret etti, etti. Sonra aynı şekilde geldi. Süktüm, püktüm dedi. Özür dilerim ben dedi, yanlış yaptım falan. Adam baktım hani kedi gibi olmuş. Kedinin önünde fare gibi olmuş neyse. Ağlayacak vaziyette. Ya bir insansın sen. Tamam dedi ya, hakkımı helal ettim. Özrünü de kabul ettim. Bitti. Ondan sonra gitsin, bir de tövbe istiğfar edecek bu. Mesela namaz konusunda da öyle. Namaz konusunda da öyle. Nesi öyle? Şimdi kazaya kalan namazlar, bir, kaza edilecek. İki, işte önümüzdeki hafta cuma. Son cuma değil mi? Bu cuma değil, ondan sonraki cuma. Bu cuma değil, ondan sonraki cuma. Ramazan-ı Şerif'in son cuması kefaret-i namaz diye saatte bir didde var. Bu namazı kılınca zannediyorlar ki kazaya kalan namaz borçlarının hepsi siliniyor. Değil ya, böyle değil o. Saatte bir de bu kendini din adamı zanen bir sürü ahmak var. Okuyor, kafasına göre daha incekli yükleme yapıp gidiyor. Millet de lapır 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 onların peşinde gidiyor. Saatte bir de okumak nefsine ağır gidiyor. Nefsine kolay gelen, nefsine cazip gelen şeyleri yapıyor. Cehennem yolunu tutuyor. Kendileri bilir. Tercih kendilerine ait. Sen 10 senelik kaza namazını bitirmişsin veyahut da 3 senelik kaza namazını bitirmişsin. Tövbe edeceksin. Bu tövbenin kabulü için kılınıyor bu kefareti namaz. Yoksa kazaya kalan namazların aynı şekilde silinmesi, yok edilmesi için değil. Kazaya kalan namazlar kaza ediliyor. Edildikten sonra da vaktinde kılınmadığı, kazaya bırakıldığı için ayrıca Allah-u Teala tövbe istiğfar ediliyor. Bu tövbenin kabulü için kılınıyor bu namaz. Bunu iyi anlamalı. Bunu iyi anlamalı. Ya ama efendim falan böyle dedi. Git falana tabi ol. Biz kitaplarda bildirini naklediyoruz. Kime tabi olursan ol arkadaşım. Ya. Tercih sana aittir. Çünkü ben de toprağın altına gireceğim. Ben de Rabbimden korkuyorum. Onun için de İslam alimleri, Ehl-i Sünnet alimleri kitaplardan ne bildirirse onu naklediyoruz. Sen kabul edersin, etmezsin. Hatta söversin, beni ilgilendirmez. Toprağın altına girince herkes Hanya'yı, Konya'yı görecek ve hakikati anlayacak. Dinleyicimiz diyor ki yoğun bakımda hatta bitkisel hayatta yoğun bakımda tutulan birisi için zekat ve fitre topluyorlarmış. Bu kişiye verilir mi diyor bitkisel hayatta, şuuru yerinde değil. Şuuru yerinde değil. Dinen fakirse onun velisi, vekili veyahut ona bakana onun adına verilebilir.
Peki böyle toplamak uygun olur mu? Acaba şartları yerine geliyor mu ki? Ya ver ver ver, ne veriyorsan ver gibi oluyor çünkü. Türkiye'de bazı dini cemaatler çok yaptı. Bu birkaç tane cemaat vardı böyle. Para toplama konusunda çok mahirdi. Ve gözümün içine bakıyorsun, o sonra da gülüyorsun. Beceremedik biz, toplayamadık. Allah Allah, köşeyi dönemedik. Toplayamadık, beceremedik. Adamlar acayip aynı şekilde bu konuda maharetli, becerikli. Böyle taktikler uyguluyorlar ki ben Gönede'yken şahit oldum. Öyle ateşli tipler de buluyorlar ha. Kendi adamlarını da o cemaatin arasına tek tek yerleştiriyorlar falan. Adam heyecanlandırıyor tabii. Tamam mı? Heyecan doruk noktasına gidiyor. Hemen birisi kalkıyor. O zamanlar büyük para tabii. Benden 5.000 lira. Ulan yanındaki mi lan diyor. O 5.000 verince benim diyor 5.000'den aşağı vermem uygun olmaz. Tamam. Öbür şey benden 10.000 lira. Öyle yerler oturtturuyorlar. Benden bilmem ne kadar falan. Şey bittikten sonra, cemiyet bittikten sonra o bağıranlar 5.000, 10.000 denler parayı veriyor. Orada alıyor geriye. Tamam mı? Sen tokatlanıyorsun. Sen tokatlanıyorsun. Şeyde öğretmenlik döneminde öyle o tip fıkraları falan da hep şey yapardım. Şimdi trenle gidiyor. Trenin işte kompartmanı şey yapıyorlar falan. Böyle imdat kolu var. İmdat kolu var. Şimdi birisi çıkmış, güçlü kuvvet ama öbürüsü onun gözünün önünde imdat kolunu iki elle böyle çeker gibi yapıyor, yapıyor, yapıyor. Bir türlü şey yapamıyor. Böyle yorgun, argın gibi gözüküyor. Öbürsü artık kaleyana geliyor, kalkıyor falan. Zaten tekeriyle. Tekeri bir çekiyor. Kompartıma tren duruyor, geliyorlar diyor. Kim yaptı bunu? Ben yaptım diyor. Hem de teker. Ben yaptım. Adam, sonra adam ceza görüyor. Gaza gelmiş farkında değil. Gaza gelmiş farkında değil. Şimdi bu şekilde böyle gaza getiriliyor, para topluyorlar. Şimdi bu da farklı bir şey. Yoğun bakımda olana zekat düşer mi? Tamam, dinen fakirse düşer. Peki sen 50 gram verdin, ben de 50 gram verdim, 100 gram etti zengin. Bundan sonra zekat alamaz ki. Değil mi? Tabii. Bitti. Zengin oldu artık. Nasıl topluyorsun sen şimdi ona? Yoğun bakımdayım. Zekat olmaz, fıtra da olmaz. Yani yüksek miktarda şeyle fıtra verecek olursa, değil mi? Veya zekat. Zekat verecek olursa topluyor şimdi. İşte böyle bir hasta var, onun için zekat topluyoruz. Olmaz be kardeşim ya, zekat ibadettir. Verilecek yerler de bellidir. Bu adam yoğun bakımda da olsa, nerede olursa olsun. Ama efendim işte bir neydi o kan kanseri, lösemi dedikleri. İşte ona topluyoruz parayı. Arkadaşım teberrü olarak verirsin. Ama zekat olmaz. O da bir kurum. Yani mesela lösev var. O bir kurum. Kurum. Ama orada yani işi İslamiyet'e uygun yapılabilir işlendikten sonra. Şu olabilir yani, oradaki kurumdakiler, yöneticiler bilmiş olsa fakirlerden vekalet alırlar ama fakir diyecek ki tamam benim adımı almaya, bunu da işte dilediği şekilde yahut da buradaki yerlere harcamaya seni ikilettim. O zaman tamam, al onu oraya harcar. Mesela şeyde de var, öğrenci yurtları var. İhlas Vakfı'nın da var mesela. O vakıf yurtlarının başındaki görevliler bu meseleyi bildikleri için oradaki fakir öğrencilerden, bilen öğrencilerden vekalet alıyorlar. 8-10 tane öğrenci de vekalet alıyor. Diyor ki benim adıma zekat almaya ve bunu da dilediğin şekilde kullanmaya seni vekil ettim diyor. Ve böylece alıp oraya kullanabiliyor. Böyle olursa kullanabiliyor. Öbür türlü kullanması mümkün değil. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum.